Sana kar yağışı Türk Hava Yolları'na 2 günde rekor iptale neden oldu. Atatürk Havalimanı'na sorunsuz iniş yapan Türk Hava Yolları uçağı pistten ayrılırken kara saplandı. Atatürk Havalimanı yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman görüş açısının bile kapandığı çok ilginç görüntülere sahne oldu. Sefere hazırlanan bazı uçakların solüsyonlu ve tazyikli suyla kanat ve kuyruk bölümleri yıkandı. Uçuştan gelen uçakların buzlanan kanatları ise aynı şekilde solüsyonlu ve tazyikli suyla buzlarından arındırıldı. Buna rağmen Türk Hava Yolları 2 gün içinde onlarca seferini yapamadı. Yolcuların THY internet sitesiyle alo çağrı merkezini arayarak uçuşlarının son durumları hakkında bilgi alması istendi. Herkesin yüreklerini ağzına getiren olaysa sabah saatlerinde yaşandı. İçi yolcu dolu uçak Atatürk Havalimanı'na yoğun kar yağışı altında inişe geçti. İşte o anda nasıl olduysa uçak indikten sonra pistten çıktı ve yolu da geçerek karaya saplandı. Türk Hava Yolları'nın Beyrut'tan İstanbul'a gelen uçağının ön tekerlekleri kara saplandı. Oysa tarifeli uçak Atatürk Havalimanı'na sorunsuz indi. Daha sonra pistten ayrılan uçak taksi yolunda ilerlemeye başladı. Yoğun buzlanma nedeniyle taksi yolundan çıkan uçağın ön dikmeler olarak adlandırılan tekerlekleri kara saplandı. Teknik ekipler olaya anında müdahale ederek uçağı kaldığı yerden park pozisyonuna aldı. Yolcular güvenli şekilde uçaktan terminaline alınırken uçak inceleme için Türk Hava Yolları teknik bölümüne götürüldü. Bu arada Atatürk Havalimanı'nda kar yoğunluğunun fazlalaştığı ve görüş açısını kapattığı zamanlarda uçakların iniş yapmasına izin verilmedi. Bazı uçaklar havada tur atarak iniş izni verilmesini beklerken bazı uçaklar da farklı havalimanlarına yönlendirildi. Ayrıca uçakların kalkış yapacakları yolda biriken karsa belli zaman aralıklarıyla iş makineleri tarafından temizlendi. Havalimanında yaşanan bu kar esareti bazı yolcular için unutulmaz bir fırsat oldu. Karla kaplı zeminde uçaklarla selfie çektirenler oldu. Öte yandan kent genelinde dünden itibaren etkili olan kar, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İDO'dan yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle hızlı feribot ve dış hatlar deniz otobüs seferleri iptal edildi.